Şimdi Peride Hanım için ayarladığımız bu görüşmeler işe yarayacak mı? Ne dersin? Yani Jülide'ye bir sormuş Serkan. Ha. Kim bekliyor bunlar falan diye. O da Peride Hanım deyince bir yüzü gülmüş galiba. Aha. Zaten ben Peride Hanım'sız bir egoyu düşünemiyorum bile. Ben de düşünemiyorum. Babanlardan nasıl? Fena değil. İyi. Konuşmak istemiyorsan konuşmayalım. Önemli değil. Yok yani konuşuruz da. Ya bu konunun bizim aramızı bozmasını istemiyorum. Benim Gül'ünle mesafeli bir ilişkim var. Hep öyleydi. Ama seninle baştan beri farklı, daha ayrı bir ilişkimiz var. Daha ayrı bir yakınlığımız var. Gül'ün herkese karşı öyle. O sana özel bir şey değil ki. Yok yok. Gayet bana özel bir tavrı var. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Bir kere bunu bir kabul edelim. Yetkin dikincilerin kızı olduğunu söylediğimde o tavrı değişmişti, hatırlatırım. Doğru. Yetkin Bey. Ben bazen böyle ani tepkiler verebiliyorum Dicle. Yani farkındayım ama ne yapayım, benim de elimde değil. Yani her şey o kadar üst üste geldi ki. Önce Kıraç Bey, sonra da senin menajer olarak seçilmen. Ben de tutamadım kendimi. Biliyorum. Ben olsam ben de bozulurdum Emrah. Gerçekten bak. Ya biz buraya geliyoruz, bir şeyler paylaşıyoruz. İnan böyle olsun istemezdim. Gerçekten. Biliyorum. Ama beni bu salatayla da kandıramazsın, haberin olsun. Tamam o iş bende, sen merak etme. Sen merak etme. Ha. Emrah. Hı? Çok özür dilerim. Benim sete gitmem lazım. Çok geciktim biliyor musun? Tamam tamam hadi hemen git. Tamam gitmem lazım. Tamam git. Hı. Ama 5-10 kere daha yemek ısmarlarsın, haberin olsun. Tamam 20 kere ısmarlarım. Tamam. Bir de. Afiyet olsun. Hadi sağ ol. Görüşürüz. Ismarlayacağım. Dikkat et. Söz. Ay. Düşünsene şu avizi şimdi çat diye bir düşse. Ne yapıyorsunuz? Aklıma alıyorsunuz beni böyle ya. Ay, Allah korusun. Nasılsın Barış'cığım? İyi. Şerif abi nasıl oldu? Aa, iyi iyi, gayet iyi. Aa, az evvel konuştum, yarın geliyor. Ah süper, çok sevindim. Evet. Barış'cığım, benim seninle ilgili bilmem gereken bir durum var mı? Hani hiçbir şey söylemiyorsun ya normalde. Hmm, yok. Hı. İyi akşamlar. Ömer. İyidir, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Bir sorun mu var? Yok, hiçbir sorun yok. Yakınlardaydım. Bakayım dedim, her şey yolunda mı? Hı, yolunda yolunda. Hı. Barış Bey, sizi alabiliriz. Tamam, geliyorum 5 dakika. Evet, biz biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Bana şans dilemeyecek misin? Senin ihtiyacın yok ki. Ha, belli mi olur? İyi şanslar. Sağ ol. Çok zor iş ya. Tamam ben okuyorum Feris, ama iyi ki menajerim. Feris Şerif Bey'in hafızası yine gitti. Aa, Feris'im. Ne dedi bu sefer? Asistanlardan birine menajerimi çağırın demiş ama sen değilsin istediği. Nadir Bey'i söylüyor. Evet. Seni Nadir Bey'in asistanı olarak hatırlıyor. Durumu o derece fena yani. Anlatabiliyor muyum? Ne olursun çöz şunu Feris. Lütfen bak şu kadar kaldı. Bu kadar insan daha başında burada lütfen. Lütfen şu kadarcık. Lütfen. Feris Hanım ne yapacağız? Ne yapacağız? Gidip konuşsak mı, hatırlatmaya mı çalışsak acaba? Ben şimdi konuşup anlatsam, durumu anlatsam ne cevap vereceği de belli değil ki. Ay, keşke Peri de burada olsa yani. Belki çöz... Ama bir dakika. Siz araları kötü demiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum? Dur bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Aklıma bir şey geldi. Yardım edeyim. Alo, Feris Hanım ben şimdi Peride Hanım'la konuştum. Ha, ne oldu? Yani size ulaşamadığımı söyledim. O da ben ilgileneceğim dedi. Aha. Çok iyi, çok iyi, süper. Ay, çok sağ ol Jülide. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ ol. İnşallah işe yarayacak Feris Hanım. Bakalım. Neyse ben ortalarda görünmeyeyim. Tamam. İçeride bir odada beklerim. Hı. Sen bana haber verirsin, tamam mı? Veririm. Tamam. Perideciğim 2 dakikan var mı? Yok hayatım. Sete yetişmem lazım. Hangi sete? Karlıbahçe. Şerif'in yardıma ihtiyacı varmış. Karışmış ortalık iyice. Feris orada değil miydi zaten? Yok ulaşamamışlar. Anladım, tamam. Ben bunları odana bırakıyorum, oyuncu dosyaları. Tamam canım, tamam. Dönünce bakarım ben, tamam mı? Tamam, hadi. Tamam canım. Miro gelsene şöyle. Aa, ver bir an önce gidelim bari. Oh. Feride, nereye çıkıyorsun? Ay, sete gidiyorum. Ay, tutun o asansörü. Hangi sete gidiyorsun? Karlıbahçe'nin setinde bir sorun varmış da Serkan Bey. Yani Feris Hanım da Peride Hanım'ın acil desteğini istedi tabii. Peride Hanım, Şerif Bey pek sevmez yani, anlaşamıyorlar diye biliyorum ben. Evet, ama konu iş olunca Peride Hanım için akan sular durur biliyorsunuz. Harika. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Zeynep Hanım yeter mi? Bağlayalım. Neredesin? Deminden beri seni arıyorum. Ödüm koptu. Buralardayım. Çok özledim seni. Hı. Ben de seni özledim. Ya. Ne kadar özledim? Ya beni görecek şimdi. Ya söylesene. Ya Barış ya. Ya söyle yoksa bırakmam seni. Hı. Tamam. Çok özledim, tamam mı? Bir daha söyle. Ya. Ya. Dedim ben sana. Feris ararsın sen, sonra ben de seni ararım. Tamam Barış Bey. Tamam. O iş bende, siz hiç merak etmeyin. Tamam. Tamam. Hay gelsin. Kolay gelsin. Sen. Her şey yolunda. Sponsorlar gitti. Şerif Bey de gayet iyi. Ay. Feride ile Şerif Bey'in arası düzeldi gibi sanki ha? Vallahi şimdi konuşuyorlar aşağıda. Güzel güzel, bir sıkıntı yok. İyi, sen git. Hı. Ben de bir 5-10 dakikaya gelirim, tamam mı? Tamam. Nasıl isterseniz. Tren istasyonunun bir köşesinde oturmuş bekliyordu. Saatlerce bekledi. Gelen hiçbir trene binmeden. Böylece oturdu. Ben ona baktım. O bana baktı. O kadar güzeldi ki. Sanki yıllar hiçbir şey alıp götürmemişti ondan. Sanki en son bir gün önce karşılaşmışız gibiydi. Bir daha gelir mi bilmem. Gelecek. Göreceksiniz. Gelse bile yıllar geçmiş üzerinden, ben ona ne söyleyebilirim ki? Söyleyecek neyim kaldı ki? İçinizde kalanları, bugüne kadar söyleyemediklerinizi. Merhaba. Sizi bir yerden hatırlıyorum sanki. Bence bu iyi bir başlangıç. Yıllar önce yıldızların altında dans etmiştik. Hatırlar mısın? Yıllar geçti aradan. Ben seni hiç unutmadım. Hayalin gözümün önünden hiç gitmedi. Nereye baksam, nereye görsem sen hep gözümün önündeydin. Artık yapılacak bir tek şey kalıyor geriye. yaşadığımız anın kıymetini bilmek. Bak dün yaşandı gitti. Yarın neler getirecek kim bilebilir ki? Ama şimdi var. Elimizde kalan tek şey şimdi, şu an. O yüzden şimdinin kıymetini bilelim. Belki bir daha bir araya gelemeyiz. Bu şansı kaçırmayalım elimizden. Kestik. Bravo. Feris Dikmen, Serkan Sahtacı, Kıraç Özdal. Sahneye burada başlıyoruz. Barış senin lafınla başlayacağız. Kendi lafını söylüyorsun. Sonra dönüp buraya kadar yürüyorsun. Burada durduruyorsun Barış onu son lafınla. Dönüp kesiyoruz. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar hazır mıyız? Mikrofonlandı mı oyuncularımız? Hocam şimdi ben yani burada Ömer'i son kez görüyorum değil mi? Yani öyle bir duygu. Evet son sahneniz. Aranızdaki sinerjiyi kesinlikle görmemiz lazım. Çok önemli tamam mı? Tamam son an yani. Evet. Tamam. Hadi çekelim. Ben monitöre geçiyorum. Evet, kayıt için hazır. 3, 2, 1, oyun. Her şey için teşekkür ederim. Ömer. Barış daha geride duracaktı. Marker yanlış yerde duruyor. Bugün asla unutmayacağım. Hiçbir şey yok. Bu nasıl bir şey ya? Önce vuruluyorsun şimdi bu. Ara prodüksiyonu, basma. Tamam. Çekil. Persin, ha? Bu kaza değildi bu. Ne? Bu kasıtlı yapıldı. Ben biliyorum kim yaptı. Persin Hanım o yaptı. O yaptı şapkalı olan. Yakalayın. İyi misin sen? İyi misin? İyiyim, bir şeyim yok. Ay bu nasıl bir gün? İyi misin? Canmam yok üstünde değil mi? Pesan'ı o yaptı. Ben bugün gördüm. Ben bugün kendisini avizeyle uğraşırken gördüm. Nereye geçiyorsun? Gel buraya! Kaçma lan! Gelsene lan! Dur! Gel gel! Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel! Çocuk size gitten ben değil değil. Açık saniye! Ben bir şey yapmadım diyorum. Oradaydım. Avizeyi de ben bağladım ama başka hiçbir şey yapmadım. Komiserim yemin ederim. size bir şey göstereceğim. Bakın burada yüzü daha net görünüyor. Sen ne zaman çektin fotoğrafları? Ben bunu gündüz çektim. Mekanda dolaşıyordum da. Öyle canım istedi çektin diyorsun. Hayır öyle olmadı. Bu avize çok güzel bir avizeydi. Böyle taşlarına ışık vuruyordu. Benim de hoşuma gitti. Çektim birkaç kare. Hatta kendisinin çalıştığını zannedip kolay gelsin dedim. Ben ne bileyim böyle olacağını, set çalışanı zannettim ben. Peki biz ne yapabiliriz şu an? Yani neticede Barış Bey daha önceden şikayetçi olmuştu. Evet ama işgali belli değildi. Diyelim ki bu işi setten biri yaptı. Eve geldiğini ispatlayamayız ki. Hayır hayır, kesinlikle setten biri değildi. Ben soruşturdum. Kimse görmemiş, duymamış. Resmen bu adam ekibin içine sızmış. Mobese kayıtları vardı. Onlardan bir şey çıkmadı mı? Bana henüz bir şey gelmedi daha. Peki ne olacak şimdi? Şöyle yapacağız. Birazdan savcılığa sevk edeceğiz. İfadesi alınacak. Fotoğrafları da sizde zaten. Evet. Onları da koyarız dosyaya. Ama tutuklanacak değil mi? Yani sonuçta birini öldürmeye çalıştı. Orasına savcılık karar verecek. Peki biz ne yapabiliriz şu an? Siz elinizden geleni yaptınız. Buraya geldiniz, şikayetçi oldunuz. Gerisi bizden. Peki. Teşekkür ederiz. Görevimiz ne demek? Teşekkürler. Teşekkürler. Geçin, geçin. Daha fazla bakmayın şu adama. Hadi Dicle. Manyak. Efendim? Dicle? Evet, benim. Benden kurtulduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Daha yeni başlıyoruz. Sıra sana da gelecek. Beni yakalattığın için pişman olacaksın. Bitti mi? Çok teşekkür ederim amirim, bitti. İyi misin? Sana bir şey oldu diye çok korktum. İyiyim ben, iyiyim. İyiyim, bir şeyim yok. Ne oldu bir anlatsana şunu. Dün kapı çaldı. Bir çiçek gelmiş. Çiçeğin üzerinde de notta Serkan yazıyordu. Sonra ben kafeye gittim. Yardımlarınız için çok teşekkürler. Sağ olun. Feris Hanım, bu manyak beni aradı. Nasıl yaptı bilmiyorum ama herhalde serbest bırakmışlar. Mümkün değil. Daha şimdi bize yardımcı olan komiserle konuştum. Ama o zaman nasıl arasın ki beni? Benden kurtulamayacaksın. İşte beni yakalattığın için seni pişman edeceğim filan dedi. Dicle bir sakin olur musun lütfen? Daha şimdi konuştum diyorum, tutuklamışlar adamı. Gerçekten mi? Dicle'cim başka suçları da varmış. O yüzden kolay kolay serbest bırakmazlar adamı. Ya buraya gelirse? Ya bize bir şey yaparsa Feris Hanım ne yapacağız? Ay Dicle yapmaz, bırakmayacaklar diyorum. Daha şimdi konuştum, şimdi kapattım. Eminsiniz? Evet eminim. Ay beni de gerdin. Benim Feris Hanım, ben adamın sesini duyunca bir anda elim ayağım boşaldı böyle. Manyak. Feris, konuşmamız lazım. Ne oluyor ya? Beren anlatacak ama önce Dicle'nin çektiği fotoğraflara bakmamız lazım. Bir açar mısın? Fotoğraf, ha. Şunlar. 1-2 tane çektim zaten. Bu adamdı. Bu adamdı. Ben de diyorum adam neden bütün bunları yapıyor? Meğer baştan beri sana takıkmış. Ya başta ben de anlamadım. Çiçek gönderdi bana. Hatta kafede karşıma çıktı. Ben seni çok beğeniyorum dedi. Hayran sandım. Şey yapmadım, bir şey yormadım. Sonra şey dedi. Seni kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim dedi. Adam adım adım seni izlemiş o zaman. Aynen öyle. Feris biz bence tekrar bir karakola gidelim. Beren de şikayetçi olsun. İşimizi sağlam alalım. Hayatım adamı tutuklamışlar ama... Berencim evet yani bence de şikayetçi olmalısın. Yani bu adamın yaptıkları yanına kâr kalmamalı. Yarın sabah erkenden karakola gidelim. Tamam. Meral ben evin oralardayım şimdi geldim ama telefonum kapanmak üzere şarjım %1. Sana makarna uyar mı? Makarna yapayım. Tamam canım, ben de yarım saate gelmiş olurum. Bir şey lazım mı? Yok yok, lazım değil. Tamam. Hadi bay bay. Bir de bu kapıyı kilitlemeyi unutmasan Meral. Ya unutmasan. Nasıl ya? Al. Biz elektrik faturasını ödememiş miydik? Yo, otomatik ödeme de bende. Elektrikler kesik. Sana kötü bir haberim var. Hayırdır? Yine ne oldu? Haber geldi şimdi. Serbest bırakmışlar. Nasıl ya? Nasıl serbest bırakmışlar Oman ya? Ya ortada suç yokmuş. Takip edeceklermiş ama tutuklanmasına gerekecek bir durum falan yokmuş. Bu ne demek ya? Ne yapıyorsun? Dicle'yi arıyorum. Hadi işte. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Bir Dicle'ye bakacağım. Ha, belki de kes. Nasılsın? Bir bu eksikti. Burada bir yerde olacak. İşim yoktu benim. Barış'laydı bütün işim. Ama sen buna da karışarak kendini tutamadın değil mi? İyi ki de karıştın, yoksa senin kim olduğunu hayatta öğrenemeyecektin. Ben... Her şey yolundaydı, çok güzel gidiyordu ilk başlarda. Yüzü gülüyordu, mutluydu. Ama sonrasında her şey tepetaklak oldu. Tamam. Sizin yüzünüzden. İmdat! Kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Kimse beni başkam üzemeyecek, anladın mı? Bir daha beni başkama kimse zarar... İmdat! Şuna bağırıyorsun. İmdat! Kimse seni duyamaz. İmdat! Şuna bağırıyorsun. İkiniz de Beren'e yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. İmdat! Bırak beni! Bırak! Bırak! Dicle! Bırak! Öldürürüm lan seni! Öldürürüm lan seni! Öldürürüm lan seni! Barış tamam! Sen Dicle! Barış tamam! Barış tamam! Tamam! Tamam Barış kızdı tamam! Allah! İyisin değil mi? Bir şey yapmadı sana. Yapmadı, yapamadı, yapmadı, yapmadı. Bitti. Tamam. tamam. Çok korktum. Ama çok korktum. Gerçekten çok korktum. Dicle nerede, iyi mi? İçerideler, şikayetçi oldu şimdi adamla. Sen yanında mıydın? Yok, ben yoktum, Barış yanındaydı. Adam evin içine girdiği için artık kurtuluş yok dediler. Ben anlamıyorum, niye saldılar ki bu adamı? Ya suçüstü yakalanmadı mı? Yakalandı. Ya delil olmayınca işte, ellerinde. Fotoğraf delilden sayılmıyor mu? Abi vizyonu düşürdüğünü kanıtlayamadık ki Feris. Ama bu sefer kaçış yok. Ne yapıyorlar şimdi içeride? Şikayetçi oluyor Dicle, ifade veriyor. Tamam, Beren'e de haber verelim o zaman. O da gelsin, şikayetçi olsun. Feris. Kıraş ya, ben de tam Beren de gelsin diyordum. Dicle nerede? İçeride ifade veriyor. Affedersiniz, benim odaya girebilir miyim? Dışarıda bekleyin lütfen. Ben Dicle'nin babasıyım. Evet. Buyurun. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Devam ediyorum. Lütfen. Serkan Işıkel, Beren Özdal'ın adını vererek yaptıklarımıza pişman olacağımızı söyledi. Kendimi kilitlediğim odaya zorla girip üstüme yürüdü. Bu sırada daha önceden iş münasebetiyle tanıdığım Barış Havas, Serkan'ı etkisiz hale getirdi. Sonra ben 155'i arayıp yardım çağırdım. Şüphelenin cezalandırılması için gereğini talep ediyorum. Evet. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Hayır, hepsi bu kadar. İsim, soyisim, TC ve imza. TC ve imza, tamam. Var mı başka şahit ya da şikayetçi olmak isteyen? Var. Ben de şikayetçi olmak istiyorum. Daha önce hiç görmedim ben bu adamı. Yani ne aradı, ne karşıma çıktı. Kafede tanıştın sen bu adamla ilk defa yani, öyle mi? Evet. Zaten başta anlamadım. Gayet normal görünüyordu yani. Ya neyse, buna da şükür ki en azından hiç kimseye bir şey olmadı. Ya ne Dicle'ye, ne Barış'a, ne sana, yani ne de sana. Allah'tan Barış yetişip kurtarmış Dicle'yi. Yok ya, ben bu işin peşini bırakmayacağım. Öyle kolay değil elini kolunu sallaya sallaya insanların hayatını mahvetmek. İşte ben o evden bir an önce taşınmanızı istiyorum. Bunu şimdi konuşmasak. Tamam, ben daha güzel bir ev bulacağım size. Böyle site içinde, güvenlikli falan, daha fazla kalmayın orada. Beni düşünmenin için teşekkür ederim gerçekten. Ama yapma, olur mu? Böyle benden habersiz gidip ev falan bulma sakın. Zaten biz kilidi değiştireceğiz bu hafta. Hemen, hatta hemen yapacağız bunu. Bir de yani kötü bir yerde oturmuyoruz ki biz, öyle bir olay da gelmedi bugüne kadar başımıza. Lütfen, lütfen bunu kapatalım. Sonra konuşuruz bunu, olur mu? Tamam, bakarız sonra. Ama bu gece yalnız kalmak yok. Ben de geleceğim sizinle. Tamam. Olur, tamam, anlaştık. Pardon. Acil toplantı. Hemen. Ha. Acil toplantı. Hemen. Sen gelme istersen. Yeterince stres yaşadın zaten. Yok yok, geleyim ben. Geleyim, hem bana da iyi olacak. Böyle biraz kafam dağılır. Şimdi eve gidince ben biraz düşünürüm onu. Doğru söylüyorsun, doğru tabii. Yalnız gitme zaten. Kıraç sana da geldi değil mi mesaj? Geldi geldi. Kim bilir ne oldu yine. Ay bilmiyorum. Aman. Ajansa gidiyoruz. Acil toplantı istedi Serkan Bey. Beni merak etme. Babam bu gece bizde kalacak. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Hepimize geçmiş olsun. Hadi gidelim kızım. Bırakayım seni de eve. Tamam. Tamam, geldim. İyi akşamlar. Hadi hepimize geçmiş olsun.